Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Bilmem altından çıkabilecek miyiz? Zor bir yer. Pek bu dersleri yaptım hatırlamıyorum. Bir veya iki tane yapmışımdır. O da ehlin ama hakayki nisbiye. Sözler 532 ama bunun altından oradan zor çıkarız. Çünkü 27'den yapacağız işaret hücazdan. İşaret hücaz böyle biraz daha bizim gibi şey kısa bir derste, bir saatlik derse ancak şey yapabiliriz. Buradaki her bir tabir çözülmesi gerekiyor. Kapak gibidir. Penceredir veya dürbün gibidir. Lugatla işi yok. Lugat kimliğini nüfus cüzdanı düşünün. Kaybetmişsin. Birisi bulmuş. O nüfus kağıdıyla senin varlığını bilirler. Cilt no, sayfa no, Kayseriliymiş. İşte yaşı buymuş. Ha böyle bir adam varmış. Şimdi seni tanıdım. Lugat bu. İçini doldurmak şöyle olabiliyor. En güzeli şudur. Bu kelimeleri külliyattan açmak. Oradan oraya, oradan oraya açmak. İkinci bir şekil Zübeyir abi yapmış. İki tane dersi var şu anda internet sitelerine. Onu 1985'te Rüştü abi bana vermişti. Tape kaseti. Ben de 90'da bilgisayar ortamına attım o sesi. Kasetti, tape kasetiydi. Vesvese ile uhuvvet ile alakalı. Onu attıktan sonra sonra bir kardeş bir yerlere attı internete, YouTube'a vesaire. Ondan sonra yayıldı. Üçte abiden gelmedir o. Vesveseyle mi? Şimdi niçin söyledim? O da vesvese dersi yapıyor. Ustadın Sirke Atibi. Bakın nasıl yapıyor? Şöyle yapıyor. Mesela tecrübe ile imkan farklı şeydir. Tecrübeyi mesela gider şuradan buradan atıflar yapar. Ama o ne yapmış? Daha önce okumuş, çalışmış insan. O paragrafları bilmana naklediyor. Hadisi bilmana caiz olduğu gibi. Mesela la kal diyor. 500 tane ayet var haşirle alakalı. Onu ima eden. Onlardan hulasa etmiş. Temsilci noktasına 10. sözde bir tane ayeti koymuş. Mesela 2. lemada Rabbi inni mesene durru. Rabbehu inni mesene durru. Mesela geçerken biz şöyle demeliyiz diyor. O Rabbine nida ettiği zaman Rabbim diye şey yapıyor. Mesela Hizbul Kur'an da buna ait delildir. Hizbul Kur'anca, Hizbul Hakayki Cevşen'de var ya. Orada aynı metin değil ait. Ne yapıyor? Bilmem ama ehli olacak. Ehli olacak. Ve okuduğun yeri kapatmayacak. Onun kadar uzun olmayacak. O ruhunu rencide etmeyecek. Buraya getirdiğin zaman, taşıdığın zaman evet benim açılımımdır diye kabul edecek. Yani o da ders yapanın şeyidir. Fakat oradan getirdiklerini getirir. Bunun dışında kişiye İslam bunu kapatmamış o yolu. O yolu kapatsa terakki durur. Anlayışlar da var. Ben bundan bunu anlıyorum. Demeli ve söyleyebilmeli. Bunu söyleyebilmeli. Ama anladığını da külliyatı manasıdır da budur dememeli. Çünkü yarın ikide bir değişirsin ve herkes senin gibi olmaz. Daha iyi olur, kaliteli. Senin sebepten cizli olur. Bu budur deme. Benim anlayışım diyeceksin. Benim anlayışım. Mesela ben külliyatı ders yaparken çoğu zaman izah ediyorum. Bu izah değildir. Kendi anladığımı söylüyorum. Bu külliyatın izahı değildir. Ama hepsi mi? Hayır. O zaman zulüm olur diğer derslere. Atıflı toplama yapıyorum. Toplamaların hiçbir tanesi benim izahım değil.
Mesela geçen cumartesi elem yaptık. Benim izahım değil o. Külliyattan bulduklarım böyle. Böylelikle de merak haber olan bazı sorulara da cevap vermiş oldum. Yani okuyorum bir cümle. Hakaiki nisbiye denilen şey, kafayı kaldırıyorum. Bir saat konuşuyorum. Bu risanın izahı değildir. Kim yaparsa yapsın. Ben de yapıyorum. Yapıyorsam. Bu kadar küfranı nimet yapmayacağım. Bu kadar yapmıyorum. Mümkün değil de. Adam bir cümle okuyor. Yanında birisi okutturuyor veya kendisi okuyor. Bir saat ve ondan sonra ders bitiyor. Kardeşim bu Risale-i Nur dersi değildir. Adamın sohbetidir. Böyle bir ders olmaz. Olmaz. Peki. Yani biraz haddimizi bilmemiz lazım ya. Veya yapamasam. Ben bak yapamıyorum. Çoğu %70'ini dersimi hiçbirisini sevmiyor. %70 ben kendi dersimi sevmiyorum. Beğenmiyorum. Yani hitap etmeye alışmışız. Ben çok ağrıma gidiyor. Bir cümle hakaiken ispat edilen şeyler diye bir başlıyorum. Dersi bitiriyor ya. Bu kadar da olmaz ki. Olmaz ki ya. Bu kadar da olmaz yani. Ondan sonra izah değildir. Bunu yapan benim. Siz söyleseniz belki tesir etmez. Ama yapan benim. Başta benim. Bu risan izahı değildir. Anlayışımı size takdim ediyorum demektir. Ama bunu ayırt etmem lazım. Bak burada böyle diyor diyorsam vermem lazım. Bu benim anlayışımdır demek lazım. Peki. İnsaflı olmak lazım. Yeniden Bismillahirrahmanirrahim. 5 dakikayı saymıyor. Sual, hakaiki nisbiyenin ne kıymeti var ki onun için şerler istihsan edilecek? İşaret edeceğiz 27. Hakaiki nisbiye nedir? Ya izahı değil, kelimeyi anlayacağız daha. Hakaiki nisbiye deyince, Yusuf ne anlıyorsun Yusuf? Görücü ne demek o? Yani bir şey, yani bir şeyi kıyas ederek ortaya çıkan. Ortaya çıkan onların ne o ne ondan ama olan bir hakikat var. Diyorsun. Bazı başka şeyin varlığına bağlı bir hakikat gibi. Hı, güzel. Peki o hakikat iki şeyi kıyas ettik çıktı ya. Bunda mıdır bunda mıdır? Ne diyeceğiz? İktiran gibi. He? Birbirine bağlı. Birbirine bağlı. İkisinde de değil, ikisinin işaret ettiği. Bunun dışında, işte oraya taşınmak içindir. Oraya taşınmak içindir, oraya. Yani, peki hakaik nedir hakaik? Hakaik'e nispet dedik ama. Hakaik nedir hakaik? Hakikat nedir? Hakikat Esma-i İlahiyedir. Esma-i İlahiyenin mertebeleri, mesela buz. Geri gidiyorum. Su, H2O, enerji, esir, madde hayat, aynı hayat, akıl ceberi, ruh ceberi, Nur-u Muhammed'i, Esma. Buza kadarki seviyeler, bütün mertebeler hakikattır. Aynı Esma'nın nihayetsiz meratibinin bütünlüğüne hakikatlar denilir. Onun için hakikatlar farklıdır. Ya nasıl olur ya işte. Buz da hakikattır, su da hakikattır, H2O da hakikattır. Esir de hakikattır, maddi hayat da hakikattır. Aynı hayatta böyle gidiyor. Şimdi daha kendisini tanımadan onunla tanıyacağımızı kalkmak, onunla tanımamız gereken şeyi tanımaya kalkmak, altı boşluğa bir malzeme atmak gibidir. Hakaiki nisbiyenin bize ifade etmiş olduğundan önce hakaiki nisbiyeyi anlamak lazım. Lugatla anladık zannediyoruz. Hakaik, Esma-i İlahiyedir. Hakaike şey sabitetun. Esma-i İlahiyenin nihayetsiz mertebesidir. Mesela güldeki güzellikle cemil sıfatına kadar. Ne kadar mertebesi varsa hep hakaiktir. İşte bu mertebeleri birbirine bağlayan, yani mertebe olmayan, mertebe olmayan ama gözükmeyen bir bağ, o da nispet denilir. Hakikatların kıyasla birbirine bağlanan, yani kıyasla biz anlıyoruz ama kıyasla onu çıkartıyoruz. Aslında o var orada. Orada var. Mesela odunda
Duman var, nur da var. Niye gözükmüyor? Hakaiki nisbesi ortaya çıkmadı da ondan. Yani ateşle muhatap etmedik. El cevap, hakaiki nisbe denilen şeyler neymiş o? Kainatın etsası arasında bulunan rabıtalardır. Kainatın etsası arasında bulunan rabıtalardır. Yani eşyanın bir bütünlüğü. Esma bir eşya bir bütündür. Mesela güneşsiz çiçek düşünemezsiniz. Olur mu? Olmaz. Mesela kokusuz burun, renk yok, şekil yok, göz. Mide yok, elma. Düşünemezsiniz. Dünya ahiret de böyledir. İzah edilemez, anlaşılamaz. Ahiretsiz dünyaya nereye bakarsanız bakın izah edilemez. Nasıl izah edeceksin? Ne olduğunu? Mesela bir misal vereyim. Elmayı gösteriyorum. Bu nedir? Armut değildir diyor. Bu izah değildir. Yani elmayı anlamak için armutu bilmeye değil bu. Armuta ihtiyacın var. Hayır. Armut olmadığını anladın. Armutla elmayı izah etmiş olmadın. Ha? Şimdi eşya böyleyse. Mesela güneş nedir? Taş değildir. Tamam. Dere de değildir. Tam da nedir? Nasıl izah edeceksin? Bu eşya, dünyadaki eşyalar böyledir. Peki insan nedir diye sorduğumuz zaman? Armut değildir. Yer çekimi değildir. Güneş de değildir. Nedir? Bir nispet edilen bir kaynak olması lazım. Nisbiye olmasa yani. Kıyas ettiğin mesela pergeli. Sabit bir yere koymadın, ikide bir oynak. Hangi daire? Daire olmaz ki. İkide bir kaynak yok. İnsan ne olduğunu neyle izah edeceksin? Armut değildir diyor. Lan insan armut olmadığını biliyoruz da onun için soruyorum zaten. Sorun bakalım. Allahsız, ahiretsiz insan nedir? Tarih bunlarla doludur. Bir sürü uyduruk şeylerle dolu. Felsefeyle dolu. İnsan o zaman mutlaka eşya kendi hakikatini, varlığını kendi dışında bir kaynakla, üst birimle izah edilmesi lazım. Alt birimle izah edemezsiniz. Netice mukaddeme ile izah edilemez. Mesela elma gösteriyorum. Bu nedir? Yaprakla izah edemezsiniz. Ama yaprağı elma ile izah edebilirsiniz. İçinde var. Son hepsini cem etmiştir. Ama ortada olan sonu cem etmemiştir. İşte dünyada bir sürecin bir yolundan bir menzildir. Ahiretsiz bu dünya izah edilemez. Mesela bir misal vereyim. İnsan izah ederken nesini diyorsun? Ruhunu izah et. Meyllerini izah et. Fikirler. Mesela beka arzusu. İzah et. Niçin var? Yani kuru fasulye yedik de oradan mı geldi bize? Ebed arzusu. Sonsuzluk arzusu. Bir anda her yerde olma. Dert keder istemiyoruz. Ama ne istiyorsan hiçbir tanesi dünyada yok. Neyle izah edeceksin? Çözümlenemez. Çözümlenince bataklığa girdin. İnsanı çözümsüzlüğe itti. İşte yeis buradan çıkıyor. Yeis de mani her kemaldir. Yeisin zulümatından diyor. Hakaiki nisbiye denilen şeyler kainatın etsası arasında bulunan rabıtalardır. Ve kainattaki nizam ancak hakaiki nisbiyeden doğmuştur. Yani birbirine bağlı çalışıyorlar. O zaman nizam çıkıyor. Mesela yer çekimini kaldırın. Isıyı kaldırın. Havayı kaldırın. Ya bir tanesini kaldırın. Her şey felç olur. O zaman kainatın işlevini bunlarla oluyor.
Mesela şöyle bir misalım var benim. Bu salon 20'ye 20 kare. Tamam. Yarım metre su koyun. Koydunuz mu? Koyduk. 20 metre 20 metre. 20 santime 20 santim kare plastikle doldurun. 20 santim. Ama bu plastiğin üzeri deşik olsun. Hepsinin farklı. 20 20 20. Anlıyor musunuz? Boşluk olmamak şartıyla her yere koyduk. Tamam? Su gözükmüyor ama sıfır gibi koyduk. 500 sene daha dursa, altında da suyu oynatsak, onlar oynar mı? Oynamaz. Birbirine yapışmış. Oynamaz. Ne yaparsanız yapın, karanlık olsa her bir plastiğin 20 santime 20 santim tavana ışık veriyor. Farklı renk ama bir renk dünyası fakat sabit. 500 senede yaşasam öyle. Mesela sen oradan 5-6 tane al. 5-6 tane de sen al. Sen de oradan 3-5 10 tane al. Sen de al, sen de al, sen de al. Oradan önünüzden alın. Alın 10-15 tane aldık. Aldık mı? Boşluk meydana geldi mi? Alttan suyu oynatalım. Biraz önce oynattığımız gibi. O tam varken oynattık. Hiç kıpırdamıyor. Şimdi boşluk olunca suyu aşağıdan hareketlensek bu parçalar oynar mı? Oynar. Oynar. Ve tavandaki yansımaları değişir mi? Değişir. İşte bu ara boşlukları ademdir. Varlığın içinde şerlerdir. Ama o şer olmaması olursa, gelmemesini kabul edersen, buradaki nihayetsiz farklı desenlerin, farklı zuhuratların olmamasını kabul etmektir. Birkaç tane şer, birkaç tane, orada boşluk var, orada boşluk var. Kaç tane boşluk var? 10-15 tane boşluk var işte. 10 tane sen aldın, 10 tane de sen aldın, 20 tane, 50, 100 tane, 500 tane boşluk var. Ama o suyu oynattıkça neredeyse milyarlarca farklı ton olur yukarıda. İşte şer denilen şey, haylar arasındaki birbirine geçiş yapan yöntemlerdir. Şeri kaldırırsanız doğrular birbirine yapışır. Birbirine yapışan doğrular hiç doğru olmaz. Çünkü onu tanımlayacak, izah edecek şey yok. Yöntem kalkmış oluyor. Torafın eşyaya biraz daha. Evet. Zıttıyla gözükür. Yoksa varlığı yok olur. Yani var iken bilinmez. Kainattaki nizam ancak hakaiki nisbiyeten doğmuştur. Nizam. Ve vada'al mizan. اَلَّا تَدْغَى فِي الْمِيزَانِ وَاَكْمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْتِينَ وَلَا تُخْسِرِ الْمِيزَانِ Dört tane mizan kullanıyor. Hakaiki nisbiyeden kainatın envana bir vücudu vahidin ihsas etmiştir. Hakaiki nisbiyeden kainatın envana bir vücudu vahidin ikas etmiştir. Ne dedi bu cümle? Bak hakaiki nisbiyeden kainatın envanı bir vücudu vahid. Bak. Vahdet Allah'ı anlatmıyor. Kişiyi anlatmaz. Vahdet sistemin birliği. Farklılıklar iken güneş, toprak, hava, dünyanın eğimi, dönüşü, nemdir, soğuktur, sıcaktır, karanlıktır. Nispet etmiyor. Bir sürü farklılıklar var. Bu kadar galaksilerden tut, maddenin yapısına kadar, sıfatına kadar birbirine zıt olan şeyler var. Bunlar birbirine farklı iken baktığımız zaman mülk tarafına ama birbirini tamamlar gibi bir sistemde çalışıyor. Sistemin bir bütünlüğü var. Resimdeki gibi bir taraf siyah, bir taraf delik. Sırf deliğe bakarsan Allah Allah ne biçim resim. Oysa kulağın deliğidir. Siyah bakarsan saçtır vesaire. Yani resmin bir tarafına bakarsanız izah edemezsiniz. İşte farklılıkların bütünlüğü, sistemin bütünlüğü vahdettir. Bu sistemin sahibi vahittir. Vahdaniyet yani. Vahdet, vahid. Sistemin sahibi oldu. Şimdi
Bu bütün sistem çok geniş kalbi gözlere ancak olur. İhata edilemez diyor 10. sayfa şu alanda. O zaman her bir cüze de koymuş. O zaman o ne? Ehad'dır. O sistemin bütünlüğünü tekte olması. Geniş şahıs yok. O ehadların cemi sahibine de ehadiyettir. Mesela uygulayalım. Her bir organ cüzdür. İnsan küldür. Organlardan meydana gelmiştir. Her bir hücre DNA vardır. Cüzidir. Küllün ta kendisi var orada. Cüzidir. İnsan ise bu cüzilerin bütünlüğüdür. Küllidir. Aynı zamanda düşünce dünyasını da sorgular ama ona girmeyeyim. Düşünce, dış dünya ayrı, iç dünya ayrı, cüz-i küllü öyle anlattığım kadar basit değil yani mesele. Burada lazım, burada ne lazım? Hakaik-i nisbiyenin, kainatın envana bir vücudu vahidin ikaz etmiştir. Yani orada bir sistem içinde sahibi gözüküyor. Çünkü sistem şeydir, farklılıkların kıyasıdır. Ama nispet ise, hakaiki nisbe ise sistemin kendisi değil, sistemin gösterdiğidir. Sistemin gösterdiği olursa vücudu vahittir. Abi bir şey söyleyeyim. Sistemin işaret ettiği kişi. Böyle çok büyük duvarlarla çevrilmiş, diyelim ki şu surlarla çevrilmiş. Biliyorsunuz ki, diyorsunuz ki şu taraf İstanbul. Surdan o tarafı İstanbul. O tarafa geçtiğiniz zaman baktığınız her ev bu İstanbul'un evi, bu İstanbul'un evi, bu İstanbul'un evi diyebildiğimiz gibi mi yani? Yani yok. Zahirde değildir. Mesela tırnak hücresiyle göz hücresi farklıdır. Zahirde ev böyledir. Hücre farklıdır. İşte bir farklıdır vesaire. Ama tırnak hücresinin içerisindeki DNA'da göz de var. Ama nasıl bu tırnak hücresi, bu göz hücresi olmuş? Şu anda güneş var, gündüz saat 1. Ay yok mu? Yıldızlar yok mu yukarıda? Var. Niçin gözükmüyor? Güneşin parlaklığı hepsini bastırmış. Bastırmış. Ha, tırnaktaki işlevi, tırnaktaki o işlev öne çıkmış. Diğerlerini bastırmış, yok değil. Abi, indirin sözü şey var ya, bir esma diyor, bir yerde hakim olur diyor. Aslında kendindeki her şeyde her bir esma tecelli ediyor. Fakat hani biz onu şey yapamayacağımız için, biz hani o manayı anlayamayacağımız için Cenab-ı Hak bir tanesinde örnek mesela güneşin nur ismini şey yapıyor. Orada onun meselesi yani. O sanki o güneş yani nur isminin şeyi oluyor. Arş-ı Azam'ı gibi oluyor. Evet. Diğerlerini de cem etmiştir içine. Yani diğerlerini de mesela hani Müntakim'de ve Kahar bütün ismi tabii, onda var. Aynı. Ama bizim şimdi onu anlamamız için ilk başta Cenab-ı Hak öyle bir örnek koyuyor. Hakikatine geçebilirim diyor. Evet. Doğru. Orada galip esma o. Yani fotonda nur var. Ama sani de var orada. Hay da var. Kudret de var. Olmaz olur mu? Var. Ama ihata yani kalbi göz lazım. Büyük bir ihata lazım. Yapamıyoruz. O zaman en büyüğünü küçüğüne koymuş. Tıpkı limondaki şeker gibi. Nasıl? Tıpkı limondaki şeker gibi. He yani öyle. Mesela tuz, limondaki tuz yetiyormuş bize. Halbuki bilmiyorum. Düşün. Tuzdaki Allah. Limondaki şeker diyor. Abi o zaman mesela onun sözde şey var ya, yani onun sözde diyor ki mesela önce suretleri anlatıyor ve 22. sözde aynı böyle sistem var ya. Önce suretleri anlatıyor, ondan sonra hakikatlere geçiyor. Demek ki şimdi kainat suret, kainat yani iman o zaman aslında hani, yani mesela ki yani İslam yani mesela bizim İslamiyet diye aldığımız şey var yani mesela inkar etmemek yani surette kalmak değil aslında yani. Evet. Yani hakikatine geçmek, iman, intisabını kurabilmek yani. Evet. O zaman evet. İman çok akıllıca bir iş oluyor. O zaman suretten arkasına geçti mi bu hakaiki nisbiye işlemiş demektir. Mesela insanı kainatla yorumlamak. Nispet ediyoruz, insan nedir? Vallahi armut değil, şeftali değil, deniz değil, dağ değil. O zaman bu nispet olmadı. O zaman insanı ortaya çıkaracak bir zemin lazım. Arkası lazım. Çünkü insan bunlarla izah edilemiyor. İşte kainattan ilk önce gitti. Kainattaki nizam insana girmedi yani. Şimdi insana girecek. Kainattaki nizam nedir?
ancak eşyanın birbirine nispet edilmesiyle ortaya çıkan sistemin adıdır nizam. Yoksa tek tek hiçbir manası yok, nizam yoktur. Mesela tarladaki bir belediyenin bir bahçesindeki diyor ustad, bir tarlanın güzelliğini ortaya çıkarmak için sistemden çıkmış bir kaba kaya koyarlar. Kaya kaya böyle. Uyduruk bir şey. O acıbeyi böyle garip bir taşı görünce Allah Allah bu ne ya Allah Allah. Ha, sonra bu gözüküyor. Ademi o. He? Ademi o tarlanın Ademi oluyor. Ademi oluyor yani Ademi vücudu. Yani güzelin güzelliğini ortaya çıkaran çirkinin çirkini olması lazım. İşte güzelin güzelini çirkinin çirkini arasındaki bağın adı gözükmeyen bağ hakikin ismi. Çok kuvvetli bir bağ var. Mesela bununla benim gözüm arasında bir bağ var. Ama bunu ifade edemezsin veya göremezsin. Ya hoşuma gitti. İşte bu hakiki nisbiyedir. Hakikatların birbirinde ifade edilmesi. Birbiri üzerinde cereyan etmesi, bindirilmesi. Mesela buzdur, sudur. Aynı yerdedir. Sonsuz mesafe vardır. H2O'dur. Aynı yerde. Bir yere gitmiyorsun. Bak. Buzdur, sudur, H2O'dur. Neredesin? Aynı yerdesin. Hakaiki nisbeleri farklı. He. O da şuradan mı geliyor abi acaba? Yani o eşya esma tecelli ettiği için yani burada da sende de eşya esma tecelli ediyor. Yani ikisinin kaynağı aynı olduğu için gözükmese de o kuvvetli bağ oluşuyor. Aynen. Aynen öyle. Çünkü mesela diyelim ki o dediğine delil. O küse bunu göster. Onda o esma bir kuvve olduğu için, inkişaf etmediği için bunu yeme olarak alır. Demez ki olan Allah Allah şu güzelliğe bak der mi? O küs demez. Hani aslında o orada dururken ne işlevi var? Bendeki bil kuvve olayı. Bil kuvve demek ağacın çekirdeği. Ağaca bil fiil denilir. Bende bütün kainatın haritası var ya bil kuvve. O işte bununla baktığım zaman bendekini uyandırıyor. Aa şuna bak ya. Hani bu aslında yaratılışın en büyük hikmetlerinden bir tanesi benim bil kuvve olan gizli hakikatımı bil fiile çıkarmak. Zemindir ve malzemedir bu. Direkt alıyorsun içeriye. Hakaiki nisbiye büyük bir ölçüde hakaiki hakikiyeden çoktur. Hatta bir zatın hakaiki nisbiyesi 7 ise hakaiki nisbiyesi 700'dür. Binaenaleyh kubu ve şerde şer varsa da kalledi. Mesela hakaiki nisbiye, hakaiki, mesela insandaki bazı hakaiki hakikisi, mesela sen adamsın erkek, iki gözün var, sayarız böyle, burnun var, dilin var, elman, biraz ayrı gözü, kaç tane, 70 tane ancak. Ama senin taşa karşı nispetin var, anana karşı, bacına karşı, Allah'a karşı, peygambere karşı, otobüse karşı. Yani bir ne rastlamışsan, ne düşünmüşsen, zahiri ve afaki, batini olsun, hep kıyasla düşünmeyle veya ona nispet edilince farklı. Mesela ben burada oturdum, bak farklı oldum koltukla. Masayla farklı oldum, üçü acayip olduk. Bu şey, doldurduk, bunu da koyduk. Tamam. Bu da ayrı bir şey yaptı. Kaldır onu, farklı bir şey oldu. Bunu koydum, koymadım, koydum, değiştim. Bu maddede böyle. Bir de düşüncede de böyle. Onun için bir insanın hakaiki hakikiyesi 7 ise hakaiki ismiyesi 700 bindir. Onun için ahiret sonsuzdur. Dünyanın hakaiki nisbiyesi hakaiki hakikiyesinin artık kıyas edilmeyecek kadar hakaiki nisbiyesiyle ortaya çıkacak orada. Mesela taş nedir? Karda oturmuş. Ayrı bir mana ifade etti. Yağmur geldi üzerine, farklı ifade etti. Sığır geçerken ben oturdum. Çiçeğe kıyas edildi. Mesela şöyle dediğim daha iyi anlaşılsın. Dünyada 7 tane renk var temelde, kök. Ama bilgisayarda şu anda benim bildiğim 23 milyon ton renk var. Bizzat dedik abi bu 28 milyon oldu dedi. 28 milyon renk varmış bilgisayar ortamında. Kıyas edilerek. Ha bu nedir? Dünyadaki diyor hakaiki nisbi cennette hakaiki hakiki olacak. O zaman cennette en düşük renk o 28 milyondur.
nispitsiz ama. Abi bir daha söyler misiniz bu son cümleyi? Şimdi mesela 7 tane renk var temelde. Ama kıyas ederek işte siyah beyazla istediğin kadar belki de milyonlarca ton yapabilirsin siyah beyazla. Biraz koy, biraz ondan, biraz da, biraz da, biraz da, biraz da. Yaparsın yani. Şimdi bilgisayar ortamında renk yapmışlar 28 milyon. Renk. 7 tane renkten yapmışlar. 28 milyon renk var. Şimdi dünyadaki bu kıyasla çıkılan renge nisbi hakikat deniliyor. Kıyasla. Hakiki hakiki değil. Cennette ise kıyasla değil. Her şey başkasıyla kıyas edilerek kendisini ifade etmez. Kendisi müstakildir. O zaman dünyadaki hakiki nisbiye yani 28 milyon renk varsa dünyadaki nispetler diyor ahirette sabit hakikattır. Rivayet. Dünyadaki nispetler orada sabit hakikatsa dünyada 28 milyon renk nispetle bilinmişse cennette en az 28 milyon sabit renk vardır. Elek üstü elek altı hesabı. Eleniyor eleniyor eleniyor. En üstteki nispi en alttaki. O zaman malumdur ki şerik ha peki hakaiki hakiki ayrıdır, hakaiki nisbi ayrıdır. Mesela biraz önce misal verdim. Bu hakaiki hakikiyedir, nisbi değildir. Burundur, bilmem nedir sayarsın. Ama kolla nispet edersen ayrı bir şeydir. Onunla, bununla, annemle, bacımla, şunla, bununla kıyas edersin gidersin. Dün 15 yaşında, 20 yaşında geçerken koltukla, bak burada geçiyordum, buraya temas ettim, etmedin, yanına geçtim. Bir mana ifade ediyor yani her bir davranış. Zahir bu. Bir de iç alemindeki düşünceler, hisler. İmam-ı Gazali'ye göre her gün bir normal bir Müslüman yani iyi bir Müslüman 2000 ile 4000 arasında hisleri değişiyormuş. 2000 ile 4000. Bir nurcunun bana göre diyorum bak izah ediyorum. Bana göre en az 6000 tane hisleri değişir. Nasıl yani? Tefekkür ediyor, düşünüyor, ona atıf yapıyor, gidiyor, derse gidiyor. Yani 2000-4000 hariç. Bunu bilmeyen adam ne işimize yarayacak bu? Abi Allah Allah iyiydik ya otobüste bir tuhaflık oldu ya. Ve geldik oraya git. Nereden geldi ya bu sıkıntı bir yerde bastı yani. Ve kuş gibi uçuyorum vesaire. İkide bir değişkenliğin olmasın illa kendisinde arıyor. Ulan bu ne oldu bana hiçbir şey olduğu yok. 18 bin alem seni hangi alemse şu anda onun baskısı altına girdiğin için kendisini bu şekilde sana gösteriyor. Biraz yaklaştı. Ay ağacın kökündeki suları tepeye çıkarıyor. Senin ayağının altındaki kanı tepeye çıkarmayacak mı? Çıkaracak. O ayın hareketlerine göre hacamat oluyor. Yoksa diyor Allah Resulü diyor ki o zamanlarda yapmazsanız helak olursanız sebebi sizsiniz diyor. Yani bunlar hakaiki nisbiye olmakla beraber hakaiki hakikiyedir. Şimdi bak hakaiki hakikiyeyi ortaya çıkaran hakaiki nisbiyedir. Veya hakaiki hakikiye de birbirini şey yapıyor. Aradaki o şer gözükenler de biraz önce benim göl misali verdim ya havuz. Onun gibidir. Onun olmadığını kabul ederseniz nihayetsiz renk tonunun dışa vuruşunu istememek demektir. Onun için kainatta doğruların arasındaki ara boşlukları en az doğru kadar doğrudur. Yani hayırların içinde hayırların mertebesi çıksın diye şerler hayır kadar doğrudur. Mesela uygulayayım. Haramı kaldırın farz olur mu? Haramı kaldırırsanız farz denen bir şey yoktur. Namazı kılmamak haramdır. Kaldırın onu, namaz kılmak farz olmaz. Birbirine boşludurlar. Ustad şöyle kullanıyor onu. Cehennemi kaldırın, cennet lezzet vermez diyor. Cenneti kaldırın, cehennem tazip etmez diyor. Abi şeytanın varlığına şükür mü edeceğiz? Şükür etmeyeceğiz de iyi ki vardır diyelim. Olmasa sen de yoksun. Yani şöyle düşün. Şeytan yok demek. Odundan duman yok demek. Odundan çıkar, dumanı çıkar. Ne olur odun? Odun olur mu? İnsan da bir çekirdeğe benzer. Olur melek. Melek ben ne yapayım ki? Melek olmak istemem.
Bir kere illeti şudur. Allah yapmamış beni. Allah'ın fiilini sorgulamam. Keşke melek olsam demem. Çünkü Allah'ın şey olmuştur, yanlışlık yapmıştır haşa. Yani melek daha iyi olurdu. Hayır, daha iyi olmazdı benim melek olmam. Ben ne olmuşsam en iyi budur. Belki tabii zahiri şeriatı muhalif düşme ve şartta şeytanın var da şükürler gibi bir şey. Yok, şükür demeyeceğiz. Ona şükür demiyor. Lazım o. Mesela Adem Aleyhisselam cennetten ihracına bir cümle olarak izah ediyor. Cennetten Adem Aleyhisselam ihracı tavziftir diyor. Hikmeti tavziftir diyor. Hikmeti tavziftir. İlleti değil. Yani o kadar lazım ki. Mesela diyelim ki bir gün şu anda giderken bir tuhaf duygu sardır seni. Allah Allah. Neyinisi ya? Böyle diyeceğine. Bu dersi duyduktan sonra şöyle diyeceksin bundan sonra. He, 18 bin alemin acaba hangisinin tesiri altında kaldım? Almanya'da 6 saatte bir Cuxhaven, Baltık Denizi'nde. Ben orada imamlık yaptım Diyanet'in. Cuxhaven'de. Yüzlerce kilometre deniz gidiyor. Biz de yaya gidiyoruz. 6 saat gidiyor. 6 saat sonra o bizim yürüdüğümüz yere şilepler geliyor. Gemi malzeme boşaltıyor. Bu nedir? Denizi sömürüyor yani bir şey. Öteki sahile gitmiyor ha. Şu sahil, şurası İngiltere. İngiltere'yi su basmıyor. Yüzlerce kilometre içeri girmiyor. Okyanusta ağlıyor böyle. Bir patlasa tap diye yürürken. Çünkü öyle şeyler var. Peki ne yaptı? Arkadaş suyu değiştirmedi mi? Tesiri yapmadı mı? Bu nasıl tesir ediyorsa dünyadaki ve samanyolu, galaksi ve dünya eşya insana bir şekilde tesir altına alıyor. O zaman hücreler değişiyor, kan hareketleri değişiyor, değişince hisler değişiyor, hisler değişince düşünceler değişiyor vesaire. Veya ben başka arkasını anlatacağım. Ehli fenin söylediği bu. Ben onun dışında bir şey söyleyeceğim. Fiyakan değişti. Allah Allah ya. İyiydik. Şimdi sıkıldım ya. Ya ben bunu senelerce uğraştım arkadaşlar. Şu 10 saniyede söyleyeceğimi belki de 15-20 sene vermişim. Ya bu neyinesi ya? Bu neyinesi? Bir baktım ki 18 bin alemin işte bu bana yansıyan tarafıyla o alem hükmünü icra ediyor. Meğer onun tesiri altındaymış. Niye? 18 bin alemin çekirdeği değil miyim? Haritası değil miyim? Ruznamesi değil miyim? Her şey benim. Nasıl anlayacaksın onu? Onu değerlendir. Mesela geçenlerde oldu beni. Öyle bir kavradı, öyle bir kavradı ki gözükmeyin gibi. Yani kıpırdayamayacak bir hale soktu beni. Acayip. Dedim ki hemen kalem kağıdı çıkarttı. Dur bakalım ya. Kimsin sen? Ama acele gitme dedim. Sıkıntıya. Sıkıntı kapladı beni. Acayip. Her taraf ateş var. Ateş yanıyorum ha. Bir dakika lütfen hemen gitme. Ben seni tanıyana kadar gitme. Çünkü bana öğretmek için gelmiş. Allah onun için göndermiş. Bununla kendini tanı. Bakayım sen kimsin dedim. Tam yazana kadar pat diye gitti. Ve üzüldüm. Tam bitirememişti. Yazıyordu. Sen şimdi niye canım sıkıldı diye sıkılacağına acaba bu bana ne diyor diye aman hemen hemen gitmese de bak o zaten kendisi gidecek. Niye? Çünkü hayat akıyor, durmuyor. İstesem bir daha da gelmez. Abi gene geliyor, o değil. Başka bir tane. Çünkü hayatın tekrarı yok ki. Onun üzerine bindirilen bir hale tekrar edilsin. Doktorlardan buradan ayrılıyorum ben. Kriz diyor, atak diyor, tekrar etti diyor. Hayır, hayatın tekrarı yok ki atağın tekrarı olsun. Mesela su akıyor, kar 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 aktı. Bu gitti. Bu su, suyun tekrarı değil. Bu su gitti. Bir daha akmayacak o. O akan başka. Tekrar mıdır bu? Hareketin tekrarı. Devamıdır bu. Ama hareketin tekrarı yani. Yani suyun tekrarı değil ama hareketin tekrarı. Hayır, hiçbir şeyin tekrarı değil. Hepsi içtikten yaratılıyor. Yeniden bu. Peki, aynı haletini yaşıyorum. Kaset ona mana yüklüyor. Hafızada kayıtlı ya o sıkıntı. Zaten bütün sıkıntılar şuradan kaset çalıyor. Ya ben şimdi sıkılırsam ne olur? Yarın geçti tamam düzeldim. Ama ikindiye doğru gelirse ne olur? Dedim ki bir tanesine. Nerede oldu? Nerede oldu? Nerede oldu? Pazartesi.
Dersten sonra bir yere uğradım. Dedim ki, kasten soruyorum. Dedim ki, kardeşim ne zaman sıkılıyorsun sen? Cumartesi dedi. Aynı böyle. Başka gün yok dedi. Hangi saatlerde sıkılıyorsun? 9'da 10 arası. Sabah mı sabah? Niçin gülüyorum? Öyle inandığı için saat kurulmuş hakikaten 10 gelince sıkılacaktır. En aynı zinni abdibi. Kulum bana nasıl inanırsa ben ona öyle. Yani diğer günlerin özelliği var ki cumartesi hem de 9-10. 11'de de olmuyormuş. Bir saat, iki saat böyle sıkıntı çekiyormuş. Sıkıntını sevsinler. Yani sen ne yaptın? Kasedi o arşivde inandın ya. Hakikaten şeytan da bekliyor saate kadar. Ondan sonra düğme bir basıyorsun. Müzik çalıyor. Çalıyor ama bir hafta önce veya bir gün önce dinlediğin şey değil. Aynısı değil. Bu farklı. Bu ses çıkarken hava aynı mı? Güneş aynı mı? Ömrün aynı mı? Saatin aynı mı? Değişik bu. Kasetteki tekrar ediyor. Tekrarın aynısı değildir. Hafızayı hayata bindiriyoruz. Neyse. Malumdur ki şerri kalil için hayri kesir terk edilmez. Şerri kalil için hayri kesir terk edilmez. Terk edilirse şerri kesir olur. Zekat ve cihatta olduğu gibi. Mesela büyük hayırlar için küçük şerler terk edilmez. Şer de hayrın nihayetsiz mertebesini ortaya çıkarttığı için şer değildir. Ara boşluğu şer değildir dedik ya. Hastalığı kaldırın şeri. Sihat bilinir mi? İmansızlığı kaldırın. İman bilinir mi? Küfür imana hizmet eder. Ya olur mu ya? Öyle işte. Küfür imana hizmet eder diyor Müşahatıcaz da. Küfür imana hizmet ediyor. Bak o da laz. Ondandır ki diyorum Ebu Cehil olmak çok ciddi bir seviyedir. İstesen de olamazsın. Ola ben Süfyan olmak istiyorum desen de ol hadi. Ben Firavun olmak istiyorum. Olamazsın. O da ayrı bir imtiyaz. Dedim ki iyi ki Firavun olmadım elhamdülillah. Allah bu aktörlüğü vermedi. Sonsuz nihayetsiz şükürler olsun diyebilmem için Firavun lazım. Bu şükrüm için. Şükredebilmem için bu adam lazım. Onun için bu noktadan iyi lan lazımsın dur yap o işleri. Allah senden razı olsun demeyeceğiz. Yok yok Allah razı olsun demeyeceksin. Olman lazım. Lazımdır ki öyle olsun. Rüştü abinin cümlesi odur. Olması gerekenler oluyor derdi. Abi niye böyle oluyor dedim falan. Irak Amerika girmişti o zaman böyle ilk şeyde Körfez şimdi. Rüştü abiye demiştim. Rüştü abi dedim ya niye böyle oluyor dedim ya kardeş. Olması gerekenler oluyor dedi. Hakikaten büyük adamlar bir cümle söyleyince belki bir saat cahilin konuşmasından daha veciz oluyor. Lazımdır ki öyle olsun. Olması gerekenler oluyor. Lazımdır ki öyle olsun. Ben de burada neyi çıkarttım? Mesela ben niçin o anne babadan o memleketten ve o tarihte doğdum ve o saatte öldüm? Benim ruhumun kemalatının dönemi o saatte o yerdedir, o vakit içindedir. Bu ruhu asıl saadete getirirsen olmaz. Bu terakkesi olmaz. Benim ruhumun en iyi vakti yaratıldığı vakittir. En kemal yaşı odur. En kemal dönemi odur. Bir dakika sonra yaşarsan ruhun zehiridir. Ruhu kanserlersin. Onun için bir dakika geç yaşayamazsın. İyi ki Allah böyle yapmış. Allah hakikaten usta elhamdülillah. Çok ruhumdan söylüyorum. Çok hakikaten usta. Allah Allah'tır. Allah o kadar böyle dersleri böyle şey yaptıkça, dinledikçe Allah o kadar hoşuna gidiyor ki adam böyle. Allah'tan insan zevk alıyor yani. Allah hakikaten. Mesela adam diyor asıl saadette gelsem abi ben olmaz mıydı? Sahabe olurdum. Ulan 5'te 4'ü kafir oldum. Belki de kafir olurdum. Sanki asıl saadeti gelenler hepsi Müslüman olmuş. 5'te 4'ü iman etmemiş. Ebu Cehil olabilir. O abi aman amana kalsın. Peki ne zaman gelmen lazım? Ne zaman? Bu nispet şu tarihte gelsem, şu tarihte şurada olsam, şunun çocuğu olsam, Yozgatlı olsam, Çankırılı olsam, Elazığlı olsam, Fransız olsam. Bu nispet. Nispet. Hakaiki nispet. Nihayetsiz. Hakaiki hakiki nedir senin doğman? Doğduğundur. En iyi doğum senin ruhuna en iyi muamele sana yapılan muameledir. Ondan daha yoktur. Abi kaderle nasıl ilişkilendiriyorsunuz?
Kader de budur zaten. Tabii kader sevk etti, kader rızıklandırdı, kader adalet etti, zulüm içinde aşı yaptı. Bir bedi kader var, bir nazarı kader var. Hakaykin ismiye vazifesi dünyada taneler sümbül olur. Şimdi şuradan Sözler 532'den okuyorum. Hakaykin ismiye. Ne kadar zamanım geçti mi çok? Ne kadar? Yok değil mi? Yok dedin ama 46 dakika olmuş. Ha 5-6 dakika anlamayacağım vardı. 40 dakika. Şu remizli nüktenin sırrı şudur ki irfanla alakalı bu mevzu. Dinleyelim abi. Hakim ezeli hakim iyi çekiyor hikmet. Hakimi ezeli inayeti sermediye bunu kaçırırsan hikmet ezeliye üç tane ismin iktizası. Bir paragrafta Risale-i Nur'da kullanılan esma varsa onun açılımı demektir. Tamam, üç tane esma var burada. Hakimi ezeli, inayeti sermediye, hikmet ezeliyenin iktizası ile şu dünyayı tecrübeye maha imtihan... Ezeliye mi dedi abi? He? Hikmeti ezeliye mi dedi? Hikmeti ezeliye. Çok acayip. Bir tanesi şu dünyayı tecrübeye mahal, imtihana meydan, esma-i hüsnasına aynı, kalemi kader ve kudretine sahife olmak için yaratmış. Tecrübe ve imtihan ise neydi? Dünya tecrübeye mahal, imtihana meydan. Şimdi tecrübe ve imtihanı anlatıyor. Nedir? Neşu nemaya sebeptir. Neşu nemada ne anlarız İrfan? Tecrübe ve imtihan neşu nemaya sebepmiş. Yani sende olan bir istidadın kabiliyet olması abi. Yani sende olan bir özelliğin öne çıkması ya da sende var olan bir özelliğin farkına varma. Bu bende varmış demem yani. Peki bu sende önüne çıkan istidadın kabiliyet olarak eyleme dönüşmesi veya işte ağaç yani bu çekirdeğin adı bilkuve. Ağaca bir fiil denilir. Çekirdeğin bir fiil. Şimdi bizdeki istidat çekirdekleri var. Onların kaynağı isma değil mi? Evet. Ha, bunu fark edince farka gelip Furkan oluyor. Canlı Kur'an oluyor. Buradaki çekirdeği aslına bağlamak. Yani tecrübeden kasıt o bir önceki halden sıyrılmak. Sıyrılmak, 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 sıyrılmak. Aslına yolculuktur. Yani halkın anladığı gibi yani öyle kürsüde de söylüyorum ama biz de öyle diyoruz. Başka ne? Tecrübe yani imtihan için geldik. İmtihan Allah bilmesi için değil. Allah bir şey bilmez. Allah ezeli ve ebedi zaten biliyor. Allah sonradan bilmez. Benim ne olacağımı bana işte bilmek için beni gönderdi. Bakayım ne yapacaksın bir bakayım. Hayır. Seni görmen lazım. Yani çekirdek mesabesinden ağaç olmak lazım. Cüz-i nazarını cüz'iyattan çıkarıp külli bakmak için. Tecrübe şey demek. Zaten diyor ki tecrübe ve imtihan neşu nemaya sebeptir. Neşu nema. Neş ve meyve vermek. Nema. Nemalanmak. Çoğaltmak. Uyanmak ve çoğalmak. Neşu nema. Yani bendeki esmanın nümuneleri yok mu? 18 bin alemin nümuneleri var. Onların kaynağı esma. Esma felsefe tabiriyle ereğine bağlamak. Bizim tabirle hakikat. Sendeki oyla ondaki sen. Miraç hakikati bu. Bağladın mı? Yani bu bağlamayı dediğin gibi fark etmeyle mi? Uyandırdın. Bir merdivenden öteki merdivene. Bunun adı neşun nema'dır. İmtihan işte. İmtihan denilen şey böyle bakalım ne var ne yok. Bu muymuşum falan değil yani. Öyle diyeceğiz zaten.
Hani tam mülk tarafında böyle. Aslında neş, neş, nema. Neş, nema. Uyanmak, çoğalmak. Yeni tespitim abi, daha tam şey yapamadım da, kesinleştiremedim de. Bu gidiş yolu hislerin oluyor. Gittiğinde nereye gideceğinin farkında olmak da şuur. Çok güzel. Çok güzel. Bu işlerde Cenab-ı Hakk'a bağlamak şuuru iman oluyor abi. Evet. İmam-ı Rabbani Hazretleri de buna manada diyor ve İrfan'ım, o gitmek o kadar kolay, şey zor değil biliyor musun? Yani öyle zor değil. İnmek çok zor. Uçağı indirmek çok zor. Çünkü uçağı hakikaten kaldırmakta güç harcadığın için harici güçlere mukabele edersin. O fırtına bir şey değil. İnerken güç harcamıyorsun. Güç harcarsan çarpılın. Gücü yok ediyorsun. Artık orada artık dengelerle iniyorsun. Çıkarken güç artıyorsun. Diye. Onun için miraç yapmak o kadar zor değil. Ama inemezsin. Muhyiddin Arabi inemedi, Konevi inemedi, Hallacı Mansur inemedi. Şeyde Kallacı, şey Vahdetül Vücutçular inemedi, Panteistler inemedi, Cebriyeciler inemedi. İnmek çok zor. İşte hakikatine bağlanmak. Burada ölçüsüz olmuyor. Yani tecrübe ve imtihan ise neş-ü nemaya sebeptir. Neş, nema. Uyanmak, çoğalmak. İnkişaf ve inbisat demek yani. Mesela şu, oku çek. Oku çek bırakıyorum. Bu inkişaf. İnbisat ise sesim kucaklayarak gitmesi. Miraçta inkişaf var ve inbisat var. Yani bir noktadan bir noktaya böyle miraç yok. Gittiği alemin her şeyiyle, her an, her haleti yaşayarak gidiyor. Bir noktadan bir noktaya gidişi yok öyle. O neş nema ise, neş, bak, neş nema ise istidatların inkışına sebeptir. İstidat. İstidat ruhta ekilen tohumlar. Sebep. O inkişaf ise kabiliyetin tezahürüne sebeptir. Zahir oluyor kabiliyetler, tezahür. Kabiliyetler istidadın dışa vuruşu. Esma'ya bakar, kabil. Kabil olmak, istidada kabil olmak. İstidat ise sıfatlara bakar. Sıfatlar ekiyor seni. Yani buradayken bir anda her yerde tasarruf ediyorsun. Şöyle diyeyim. Şimdi buraya Allah'ın sani ismi yok mu? Sanatkar. Hakim var adı. Yani galip ne olabilir burada? Musavir olur. Tasvir etmiş. Değil mi? Musavir galip. Veya kudret galip. Diğerleri yok mu? Var. Yani şu esma yoktur derseniz nakıs olur esmaya. O zaman her esma her yerde var ama hükmünü galip değil. Var. Asfaltta, asfalt, betonda, taşta her esma var. Her esma var. Peki bu her esmayı sahiplenirsen, eğer esmayı inkişaf sende olursa bir anda her esmanın olduğu yerdesin. Eğer sen mulevin, renklendirme ve musavir ismine azami derecede mazhar olursan kalemle donarsın, diğerleri dameninde gizli kalır. O zaman hiçbir belirleniş olmadan, vasıf ve sıfatları almadan, kabiliyete dönüşmeden hiç olacaksın. Hiç olunca hiçbir belirleniş yoktur. O zaman bütün belirleniş sende aynıdır. O zaman bütün esmalar neredeyse sende oradasın. O zaman her yerdesin, hiçbir yerde değilsin. Her şeye her yerle bakıyorsun. Bugün bir şey yazmıştım. Hiçliğini bilmek, kaybedecek bir şeysi kalmamak demektir. Kaybedecek bir şey yok. Ama bizim kaybedecek çok şeyimiz var. Hiçliğimiz o nispete yok yani. Anladık mesela. Mesela daire-i esmaya girersek, esmanın dairesine,
kalp ve ruhun derece hayatına geçtiğin zaman kalbin ve ruhun derece, artık bir şey değilsin, bir yerde değilsin. Bütün esmaya azami derecede mazhar olunca esmalar neredeyse sen de oradasın. Yani onun için hiçliğini bilmek muayyenlikten çıkıp bir anda her yerde olmak demektir. Bu biraz zor tabii. Reşa misal olmak. He? Reşa gibi olmak. Reşa gibi olmak. He, reşa misal gibi. Çok güzel. Yani hiçliğini bilmek demek hiç olmak için değil. Her şeye sahiplenmek için. Her şey aynı seviyede aynı olmak için. Gittik bir şey olduk. Ne bileyim erkek olduk, şu olduk, yaş olduk, ihtiyar olduk, bu olduk yani. Mesela bu çiçek değildir. Çiçek değildir. Bu hep parmak. Ha muayyenleşti. Bunu artık çiçek diyemez. Şimdi eğer sen bundan çıkarsan, çiçeklikten de çıkarsan, her şeyden çıkarsan, hiçliğe dönemeyeceğine göre kaynağına döndün. Esma'nın bütünlüğüne döndün. İsmi Azam. He? İsmi Azam. İsmi Azam. İsmi Azam mertebesine çıkınca o zaman bir anda her yerde oluyorsun. Hiçbir yerde olmuyorsun. Her şeye bakıyorsun. Her şeyle her bir şeye bakıyorsun. Usta da diyor ki cüz'i nazarını cüz'i şeyle külli nazarını cüz'i şeye hasretme. İnsan bunun için gelmiş. Ne şu ne ma bu yani. İrfan. Terakki ederse ne olur? İnsan kainatın etsası insanın efradı gibi olur. Kainat ise nevi gibi olur. Beşinci pencerede remizde diyor. Kainatın efradı var ya, arş-ı azam, lef-i mahfuz, cennet, cehennem, Cebrail, Mikail, cennet, cehennem. İnsanın etza ve efradı gibi. Şeceri hilkat ne olur komple, bütün Allah'ın dışındaki bütün hal? İnsanın nevi gibi olur. Bunlar hakikat insaniyede yaratılmış ya. Biz ise gölgelerimizle uğraşıyoruz. Cennet, cehennem insanın gölgesidir. Cebrail insanın gölgesidir. Arş-ı azam insanın gölgesidir. Hakikat insaniyede yaratılmıştır. Hakikat insaniye çekirdeğinden yaratılmıştır. Şualar 218. Hakikat-i Muhammediye cihetiyle insan kainatın çekirdeği aslisidir. Kainatın arkasındadır. O zaman hiçliğini bilmek ne cehennem endişesi kalır ne cennet arzusu kalır. Rıza-i İlahi orada olur işte. Rıza-i İlahi de tanımlıyor. Abi şu Rize'li bir soru sorabilir mi? Abi nefsinde bana bulmak iyi bir şey olmak demek yani. Yani biz çekirdeği aslimizden, iyi olmak. Çekirdeği aslinden gelmiyor muyuz? Yani iyi olmak. İyi olmak mı? İyi olmak da. Şimdi nefsinde bana buldukça evet. Tecrübe edindikçe kimisi kötüye gidiyor Hasan abi. Kimisi yanlış çıkıyor ortaya, kimisi bozuluyor. Nefsinde bana buldukça nasıl bozuluyor? Yani nefsinde bana buldukça dediğimiz... Gittik, tecrübe ettik, tecrübe. O neşinema bulmuyor, çürüyor o. Çürüyor mu? He, onun adı neşinema denilmez. Mesela çekirdeği toprağa attın. Yani çekirdeği aslimizde... Mesela çekirdeği toprağa attın. Orada mevad-i müzireyle teşhik-i mesai etti. Yani kendisine uygun olmayan malzemelerle çekirdek, akıllı kabul edelim çekirdek. Kendisine olmayan asitlerle, bilmem ne, kimyasal bir şeylerle beraber oldu. Çekirdek... Ağaç olmadı ve çürüdü. Bu çürüdü. Neşinama ise çekirdek dirildi ve ağaç oldu. Dört isim lazım abi. Evvel, ahir, zahir, evet. Hepsini... Ve dört tabiat mesela. Ateş. Ateşin tabiatında hep yukarıya çıkmak vardı. Aşağı gitmez. Kirbiti yakınca yukarıya çıkıyor. Ateş yakınca yukarıya çıkıyor değil mi? Suyun tabiatında ise hep aşağı yakman vardır. Gördünüz yukarı yaktı. Toprak ise öyle bir özelliği var ki mütevazinin acayip bir daniskası yani böyle mükemmel bir şey olamaz. Diyor ki ben sana hiçbir şey yapmayacağım. Kendi benliğimi katmayacağım. Sen neysen seni ortaya çıkartacağım. Hiç olmuş. Hiç yani. Hiçliğin simgesi. Bu arada diyor ki ben Armut Mehmet'e hiç bakmam. Her şeyde her yerdeyim. Buhar. İşte dört tabiat var yani, dört tabiat. Mesela dün ders yaptım Sultanbeyli'nde. Tabii millet ne anlamışsa ne diyor bu diye. İnat dersi yaptım. İnat ateş tabiatlı insanlarda oluyor. Böyle hep yukarıya çıkar. İnmez bu aşağı. Aşağı mutevazi olmaz. Acayip bir ders, dinlemenizi tavsiye ederim. Onun için evlenirken mesela hangi tabiatlısın? Diyelim ki... Toprak tabiatlısın.
veya buhar, buhar diyeyim. Sen imtizaç edebilmen için eğer buhar tabiatta alırsan hiç şansın yok. Artık atmosferden çıkacaksınız. Artık leylim leylimsiniz. Seni yere çakacak birisi lazım. Buharı yere çakacak bir şey lazım. Yere çakacak ne olabilir? Toprak olacak seni. O emecek seni. Su ise ateşi nötrleştirir. Acayip bir şey yani. Yani nasıl böyle daha sen ateş misin toprak mısın? Ne oluyor? Hadi boş ver. Gözünü kapat bu işi. Sormaya gerek yok. Annesinin ismini Osmanlıca yaz. Kendi ismini Osmanlıca yaz. Kullanılan harf, her harf, unutma elif, be, te, se, cim, ateş tabiatlı mıdır? Toprak mı, su mu, buhar mı? Diyelim ki Hasan, Hüsn, kök harfleri yani hepsini değil. Hüsn, he, se, ne. He'ye bak, se'ye bak, nuna bak. Neyse şey yapmayayım. Hangi tabiattadır? E nedir mesela? Ha? E dedim. Tamam. Üretkendirler bunlar. Rahime benzer. Çoğaltıcıdır. Mesela diyelim ki hava oluyor zaman. Ben şöyle diyeyim. Benim şeyimi söyleyeyim. Buhardır benim. Buhardır. Beni yere çakacak, beni yere çekecek, atmosferden varlıkta beni çıkartmayacak toprak unsuru lazım. Bazı alimlere göre, hayır buharı diyor ateş nötrleştirir diye. Ama genelde de topraktır. Mesela diyelim ki, X, tamam mı? Nerede? Allah. Peki düz okuyalım şunu. Tesadüf yok. Sana boşuna o isim konulmamış. Boşuna Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dememiş. Ebeveynin en büyük vazifelerinden bir tanesi de doğru isim koymak. İsim koymak, karakteri o şekilde gelişiyor. Hasan, 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 Hasan diye bende nihayetsiz olma ihtimalleri içinden Hasan öne çıktı. Evet. Diye. Adama kaya oldu kafası kaya. Peki abi mesela valide normalde hani mesela ki valide isim koydu ya mesela işte hani anne baba mesela çocuğa mesela eve şey isim koydu mesela çocuğa isim koydu. Çocuk o isimle müsemma olduğu için bir şekil kazanıyor. Ona şöyle adalette şöyle oluyor. Kim ne kadar Allah şöyle yapacak. İktidar, ihtiyar, salahiyet, mesuliyet. Yani bu haline, bu günahına öyle pat diye günah yaptı yazılmıyor. Ne kadar ihtiyarı vardı, iktidarı vardı, salahiyeti vardı, mesuliyeti vardı. Hep bunlar hafifletici sebeptir. Öyle bir pat diye yaptığı günah şey yok. Onun için çok önemli. Mesela evlilikte müthiş kaderin hükmü var veya isim koymakta. Mesela çocuk dünyaya geldi ve evleneceksin. Ya mesela hanım, ya ben onu sevdim. Onu takkeme ana. Kalbine Allah bir sevgi koydu, aklına da bir fikir koydu. Ya ben ona bayılıyorum falan, seviyorum. Aslında aktif olmuşsun, haberin yok. Roket gibisin yani. Seni kurmuşlar ya. Onu iyiler, iyilere kötüler, kötüler. Evlilere söylüyorum. Evlenmiş misiniz? Kaderdir. Evlenmemiş misin bekar? Tekliftir. Daha belli değil. Kolunu böyle bağlayarak olmaz. Tamam mı? Ben kader mahkumuyum. Keşke kaderi mahkum olsa. Çünkü eksiklik olmazdı. Sen nefsinin mahkumusun. Allah Allah. Ahiretteki eşiniz bile dünyadan belli. Daha belli değil bu eşiniz. Meleklerden daha güzeli yaratılacak. Yani şey, hurilerden. Ahirette de eş var. Eşi olmayacak tek Allah'tır. Yani dolayısıyla ahiretteki eşler de burada. Sonsuzluk aleminde eş çok önemli. Ruhuna mukabil ruh. Kalbe mukabil kalp. Bedenine mukabil beden demiyor usta işareteceğiz da. Kadın kalbine mukabil. Kadın kalbi sani. Ne diyor? Ne sani?
kısmı saniye nispet ediliyor. Tabiyle ifade ediliyor. Kısmı saniye ne demek? Nereye girdik ya buralara? Neyse. Kısım abi. Ha? İkinci kısım. Tamam. Şöyle düz okuyayım hadi bakalım. Kabiliyetlerin tezahürü ise hakaiki nisbenin zuhuruna sebeptir. Yani kabiliyetlerden sonra hakaiki nisbi oluyor. Mesela istidatlar delinin, hayvanın ama kabiliyeti yok. Mesela şöyle diyeyim. Herkes doktor olmaya, pilot olmaya, hoca olmaya, alim olmaya istidatlıdır. Ama herkes doktor ve alim olmaya kabiliyeti yoktur. Ha, kabiliyetlerden sonra hakaiki nisbiye çıkıyor. Yani onda ortaya çıkıyor. Yaşantısında artık. Hakaiki nisbiyenin zuhuru ise niye, ne işimize yaradı? Sani Zülcelal'in Esma-i Hüsna'sının nukuşu tecelliyatını göstermesine ve kainatı mektubat-ı samedani suretine çevirmesine sebeptir. Allah Allah. Yani Cenab-ı Hakk'ın esmasını aynelerde görmek. Mesela ayna düşünün. Bana bakın. Bir bana bakın. Ayna kabul edin. Tamam, bakıyor musun? Peki. Burada gördüğümde şüphem var mı? Acaba ben ben miyim yani? Bu ben miyim? Demez. Demez. Mevcudat da aynasında gözüken manalar da gösterdiği şeyden de zattan bu kadar şüphe etmemen lazım. Anladık, anlamadık. Dur. Aynaya baktım. Oysa bunun saçını taramam lazım. Gözüken bu. Bunu görüyorum, bunu tarıyorum. Burada bir tuhaflık var. O kadar buna ben beraber olmuşum ki aynı. Bunu görmüşüm, bunu görmüşüm, bunu görmüşüm, bunu görmüşüm. Aynı. Ayna böyledir. Aynada şüphe edilmez. Aynen. Aynada gördüklerinden şüphe etmediğin gibi mevcudat aynasında gözüken mana, manalarla mana sahibinden şüphe edilemez. Aynadaki gözükenden karşılığını, aynada gözükenden karşısında böyle birisi var mı demek demediğin gibi mevcudat aynasında gözüken manalar da alimden de öyle şüphe edilemez. Hakimden de böyle şüphe edilemez. Esma'ya böyle bakmak lazım. Kokusu buysa balık daha kesin. Mesela evet, balık kokusu buysa balıktan şüphe edilir mi? Aynada gözükende gözükenlerle gözükenleri karşılığını inkar edemiyorsak edilemez. İnsan ruhunda gözüken ahiret özellikleri, beka, sonsuzluk, evet. Ayna gibi, aynadır. Ruh aynasında ahiret yansıyor. O zaman gözüken alimin en güzel delili aynada gözükendir. Bahçe, tarlanın en güzel delili aynada gözükendir. Aynada gözüken bahçeden şüphe etmediğin gibi ruh aynasında gözüken Allah ve ahiretten de şüphe edilemez. Niye gözüküyor ki o zaman? Demek karşısında var ya. Kainatı mektubat-ı samedani suretine çevirmesine sebeptir. İşte sır imtihan, yani imtihan diyoruz ya, imtihan için geldik. Bu bir saatten beri konuştuğumuz şey imtihanın açılımıdır. Bu işte şu sırrı imtihan ve sırrı teklif iledir ki ervah-ı aliyenin elmas gibi cevherleri, ervah-ı safilenin kömür gibi maddelerinden tasafi eder, ayrılır. Yani ikisi de aynı madde. Kömür mesela karbondan yapılmış. Elmas da karbondan yapılmış. Benim bildiğim 3 tane bağ var kimyasal. İyonik bağ, kovalent bağ, metal bağ, metil bağ. 3 tane bağ var kimyada. Öyle okumuştuk 30 sene önce, 40 sene önce okumuştuk. İyonik bağ, kovalent bağ, metil bağ. 3 tane bağ var. 3 tane bağ var. Ha, bir bağla böyle bağlarsın karbonu kömür olur. Böyle bağlarsın olur elmas. Maddesi aynıdır. Bağ farklı. Ha, nisbiyet. Hakaiki nisbi böyle bir şey. Aynı dağlıkları farklı. Evet. Yani hakaiki nisbiye demek kendini neyle ifade ediyorsun? Olursun kömür. Kendini başka şeyle ifade edersin. Olursun elmas. Aynı şey. Hani şey, İmam-ı Rabbani Hazretleri buna ait bir cümle söylemiş. İyi olmak iyi olmak istiyorsan iyilerle beraber ol diyor.
ya benim başımdan şu anda bir şey oldu, bildiğiniz gibi değil. Yani bu karbon misali verirken, acayip bir şey ya. Çok tuhaf ya, çok garip. Hakikaten 18 bin alem o anda ayrıldı gibi ya. 18 bin alem hangileri olduğunu bilmiyorum. O saatten o kömürü şöyle bağlarsın böyle, ondan sonra şak diye o alemde koptu. Diyeceksin ki ne anlatıyorsun? Ben de bilmiyorum ne anlattım ama ben de bir tuhaf şey oldum ya, bir sanki biraz önce koltuğa yaslandım ya. Uçak bir giderken boşta düşer ya, onun gibi bir şey oldu. Acayip bir şey ya. Demek ki derslerde başka birileri de var. Ama alem olduğu kesin. Bildiğin gibi değil ya. Alametleri de oldu. Allah Resulü sol kulağını çınlarsa şeytandandır, sağ kulağını çınlarsa diyor, Rahman'dandır. Bir baktım, acayip. Yani yalnız değiliz ya. Vallahi yalnız değiliz, billahi değiliz. Acayip bir şey. Çok tuhaf. Neyse böyle. Dersi de böyle okuyun. Odanızda okuduğunuz zaman o alemden kimler oldu bilmiyoruz ya, tamam. Ama iyi şeyler oluyordur zannediyorum. İyilikle, iyiliklerle beraber kalmak ümidiyle. Vahir davahım enilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha. Selamünaleyküm.